teşvikliğe karşıydınız, burada var. Niye bunu kabul ediyorsunuz? Yani yere geldi mi karşıyız, bazen oldu mu kabul. Böyle bir karşılık olur mu? Böyle bir karar olur mu yani? Belediyenin hizmet alanı olduğu zaman kabul ediyoruz. Vatandaştan getirdiği zaman karşıyız. Başkanım, bu belediyenin yararına, kamu yararına, yani burada şahıslarla ilgili herhangi bir rant olmadığını bu, kamu yararına değil. Belediyenin değil, yararına. Kamu zararına bu. Kamu zararına. Belediye hizmet alanı, arkadaşlar, belediye hizmet alanı, belediyenin vatandaşlara hizmet amacıyla ayrılmış alanlardır. Başkanım, belediye hizmet alanının amacı... Tamamı şey olmuyor. Açılmıyor. Teşekkür ederiz. Yani toplum alanımız. Başkanım, müsaade edersen bir şey ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi belediye hizmet alanlarının yasada ve Elazığ Belediyesi imar planı, uygulama imar planı açıklama raporunda şöyle tarif eder. Der ki, belediye hizmet alanı insanlara, belediye sınırları içinde yaşayan vatandaşlara çeşitli hizmetler üretmek için ne yapar burada? Efendim, pazar yeri yapar, itfaiye teşkilatı yapar, zabıta müdürlüğü binası yapar, sosyal amaçlı tesisler yapar, spor amaçlı tesisler yapar. Belediye hizmet alanı ticari alana çevrilemez. Yasal olarak da bu yanlıştır. Bu kararı alırsa belediye mensup ben yargıya giderim. Ve bozdururum bunu arkadaşlar. Kesinlikle bozulur. Niye bozulur? Çünkü amacı dışında siz hizmet alanını ticari alana çeviriyorsunuz. Ne yapacaksınız? Satacaksınız. Belediye borç, para kazanacak. Bu beni enterese etmez. Burası, Sayın Başkan söz verdi. Ben burayı yeşil alan yapacağım dedi. Orta şeyin, garajın yeri. Aynen. Burada meclisin huzurunda dedi ki ben burayı yeşil alan park yapacağım. Ama yapmıyor. Başkanım, buradaki toplam alanımız 27.500 metrekare. Hepsini yapacağım dedi. Ben demedim bir kısmını yapacağım. Başkanım, 27.500 metrekare toplam alanımız var orada. Ticari olarak işlenen toplam alan 6.500 metrekare, 21.000 metrekare. Bir metrekare ticari, bakın bir metrekare yapamazsınız, bir metrekare. Bir metrekareyi ticari alan veya konut alanı yapamazsınız. Yasal değil bu. Yasaya aykırı. Teamüllere aykırı, etik değil. Bu bölgede arkadaşlar park yok. Yok, bu bölgede yeşil alan yok mu? Yapılacak ama buraya, yani Sedat Bey'in dediği gibi 21.000 metrekare yeşil alan yapılacak zaten. Bakarsanız orada önden cephesi de var. Ama buradan herhangi bir cephe şeyi de yok. Ortadaki insanlar hepsi bu otogarın park yapılacağına hepsi öyle hazırlanmış. Evet, burada yani bir şahin değil. Kemal Bey, zaten biz de onu anlatmak istiyoruz. Orada yapacağımız, yani orada 21.000 metrekare. Orada yapacağınız 3-5 tane dükkan bir şey ifade etmez. Oranın yan tarafını, en güzel yerini, Elazığ'ın en güzel yerini oto traktörcülere 10 tane dükkan yaparak onları sattınız. Yani o zamanki fiyatını bilmiyorum. Şu anda o dükkanlar 20 katını kazandı. Yani bunlar da 3-5 kişinin gönlünü hoş çekmek için 3-5 tane rentakarcıya verilecek. Ha, onlara verilmesin demiyorum. Onun yanında yukarıda ben yurdu, Karşıyaka'nın arkasında çok güzel belediye çok yerler var. Hazine yerleri var. Ben sen orayı getir 2 sene önce, 1 sene önce seçim dayanamasında bunu vatandaşlara git. Dediğimiz gibi yani burayla ilgili seçim dayanamasında olan... Başkanım, ediyorum bu maddenin ertelenmesini ve bu maddenin tekrar Şahin Başkan'ın bir daha görüşürüm. Bu önemli bir konudur. Biz kararımızı alırız burada, maddeyi meclisine... Hayır, kararımızı almayalım. Bakın, onu da diyorum. Hayır, ona göre... Hayır, biz kararımızı almayalım Sayın Başkan. Biz bunu tekrar... Siz bununla ilgili... Bak, oradaki insanları mağdur edersiniz. Hayır, o insanlar oraya yaptırmaz o parkı. Oradaki o inşaatı size yaptırmazlar. Kemal Bey, teşekkür ederiz. Sayın Başkan, bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Rahman Bey konuşmasında diyor ki, muhalefete eleştiriyor, diyor ki, ya fikir bildirin, önerilerinizi sunun diyor. Yani ne kadar fikir öneride bulunduğumuzsa bulunsun, kimse dikkate almıyor. O zaman bunun bir anlamı yok ki. O zaman niye bizi eleştiriyorsunuz ki? Arkadaşlarımız orada tepkinde bulunuyor. Maddelerde işte atıyorum, olumsuz yönleri söylüyor. Beşer Başkan mevzuata yakın diyor, yasaya yakın diyor. Biz sizi halen de dinlemiyorsunuz, hani ciddiye almıyorsunuz. Halen de bildiğinize, buradaki çoğunluğa güvenerek halen de bildiğinize devam ediyorsunuz. Yani o zaman Rahman Bey'in eleştirisini bir anlamı yok ki bize. Öneride bulunuyoruz, teklifte bulunuyoruz, teklifte bulunuyoruz, itiraz ediyoruz. Bunlar şey, bu konuyla alakası ne? Konuşuyor, bu da bir öneri. Kemal Bey diyor ki,
Ben mahalle hakkı belediye başkanıdır. Ben mali olarak söyledim. Ben bu mali olarak da olsa. Şimdi fikrin malisi sosyal olmaz. Ben buradaki bütçeyle alakalı baş önerim. Peki Bekçen Başkan diyor ki yasaya aykırı diyor. Niye bunu dikkat almıyorsunuz? Yasaya aykırı diyor. Yasa sizin için ne anlam ifade ediyor? Yasa sizin için şu anlam ifade ediyor. Yasa sizin için şudur. Dinlemiyorsunuz, çoğunluk biz diyorsunuz, biz yasaya çiğneriz diyorsunuz. Hayır, öyle bir şey defalarca demeyiz de. Sadece başkan bundan önce defalarca bu mecliste AK Parti bunu geçen gün Şahin Bey söz verdi. Bak o AK Parti bunu söz verdi. Ve seçim vermemenizi başkanım, şimdi de açmaya geçmeyelim lütfen. Murat Bey. Şimdi başkanım, bir laf söylemiyorsa arkasından durulsun. Yoksa kimseyi eleştirmeyin. İnsanlara eleştiriye gelince sonsuz bir, sınırsız bir hak kendinize veriyorsunuz ama eleştiri mesela soru sorulmuyor. Eleştiri kabul etmiyorsunuz. Öneri kabul etmiyorsunuz. Sadece buradaki çoğunluğunuza güveniyorsunuz. Şimdi doğru yanlış yanlıştır. Bunun bazı çoğu olmaz. Şimdi Behçet Başkan diyor ki bir yasaya aykırı diyor. Bu yorulur. Ve belli ki bundan sonra bunun gibi maddeler bizim önümüze birçok kez çıkacak. Zamanında park alanları hatta sayısını hatırlamıyorum ama birçok park alanı bu şekilde cins değişikliğine uğratıldı. Ve meclise bile getirilmedi. Önce orada inşaatlar başladı. Ondan sonra buraya geldi. Ondan sonra meclise geldi. Ya benim eleştirim bu. Teşekkür ederiz. Takdir meclisimizindir. Başkan Behçet Başkanı da dedi ki yani bunun ilgili meclis kararını yargıya gidelim. Başkanım takdiri size söyleyeyim. Başkanın makamına söyleyeyim. O zaman siz de bunları dikkat eder misiniz? O yönde bir oylama. Bu maddeye geri çevirirsiniz. Ya da tekrar çalışılması için komisyona günde havale edersiniz. Kemal Bey diyor ki oradaki Yunanistan'ın isteğini dile getiriyor. Diyor ki oradaki insanların beklentisi bu diyor. Ya söz verildi. Orada diyorsunuz ki biz o zaman oylama üstüne. Söz verildi. Yazıldır açıcı. Size insanların 20 bin metrekare yeşil alan olacağını falan bildirdi zaten. Bunu bildirmeniz bunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bakın Behçet Başkan diyor ki doğru söylüyor. Kültür Park sonsuz bir alan. Yapın orayı o zaman. Şimdi yeşil. Millet başarılı sadece teknolojiye yapmışsınız. Şurada Kültür Park var hemen yanında. Eski emniyet binasının yeri var. Bak yan yere yapışıyor. Ve önümüzdeki dönemlerinde karıllarının olduğu yer. O yerleşke yıkılıp millet bahçesi falan yapılacak. Bilmiyorum öyle bir şey var mı ama başkan söylemişti. Yani bütün her yer sanki bütün halk burada yaşıyor gibi. Hep yan yana. Başkan burada 5 tane mahalle sayayım. 5 tane mahalle. Her asıl bir dakika bak Murat Bey konuşuyor. Murat Bey teşekkür ederim. Teşekkür ederim Murat Bey. 5 tane 6 tane mahalle sayayım. O bölgede 6 tane mahallede Elazığ belediyesine bir park yok. Bir çocuk oyuncak, bir çocuk parkı yok. Yani bunu nasıl izah edeceksiniz? Kemal Başkan, burayla ilgili zaten bak tekrar söyledik. Yani burayla ilgili park alanının tamamen iptali söz konusu değil. Burada 21 bin metrekare. Hayır, bakın burada yapacağımız 3-5 tane rentakar için dükkan yapıyorsunuz. Bakın bizim neyin olduğunu başkanım çok iyi biliyoruz. Ha bunları da söylemek istemiyorum burada. Ama bak yan taraftan traktör içerisindesi yaptınız. En azından en güzel yerini. Söylediniz Kemal Bey. Evet, ama burada ben sizden rica ediyorum. Ben oylama sunarım. Bu maddenin tekrar Şahin Bey'le başkanımla güzel görüşülmesini ben talep ediyorum. Bu önemli bir madde. Oranın can damarı. Çünkü oradaki insanlar 10 tane mahalle terminalin kültür parkı nezdinde bir parkın yapılmasını herkesin beklentisi bu. Ve o yönelim ben meclis üyesiyim. Ve her gün 20 tane insan benim iş yerime geliyor. Oradaki esnaf, oradaki oturan ahli. Bakın Başkan Bey'in böyle bir sözü var. Bu sözü kendisine hatırlattım. Benim de sözüm bu oldu. Eğer başkan veya başkanlık yaparsa gelirse meclise söyleyeceğim sizin adınıza. Teşekkür ederim. Şimdi size bir şey yapıyorum. Bu yasanın bu maddenin ertelenmesini rica ediyorum. Teşekkür ederim. Başkanım öncelikle Behçet Başkanım'ın dediği gibi tekrar etmekte fayda var. Kanuni değil. Yani yasal sınırlar içerisinde bir durum değil. İkincisi burada tabii Kemal Bey o bölgede oturmuş olması hasebiyle, orada ticaret yapmış olması hasebiyle bölge insanının burada ticaret alanı, dükkan vesaire değil. Sadece Batı bölgesinde Kültür Park, Çaydaçıra'da Köykent, Allah razı olsun başkanımız çok güzel yaptı. Acaba bu bölgelerde böyle bir ticari alan yapmaya şey yapabilirler miydi, cesaret edebilirler miydi? Dolayısıyla ben burada kameralar önünde bu oylamanın yapıldığı zaman yine o bölgede ticaret yapan, o bölgede
top boş durmuş, oynamış arkadaşlarımızın da kameralar tarafından çekilmesini ve bu dükkanları o bölgeye orada 27.500 metrekare, işte 21.000 metrekare. Ya niye? Tamamını niye kültür park yapmıyoruz yani? Layık mı görmüyoruz o bölge insanını acaba? Dolayısıyla ben bunu özellikle istirham ediyorum. AK Partili değerli meclis üyelerimiz, diğer muhalefet meclis üyelerimiz de tabii benim bu tavrımdan belki kızabilirler ama netice itibariyle tavırlarını ona göre belirleyecekler. Ve Sanayi Mahallesi'ne, Sarı Baba Mahallesi'ne, o bölge insanının yarın huzuruna gidecekler, biz de gideceğiz. Teşekkür ediyorum.